Yarının Dünyası Paribu sunar. Oh be! Ne yük kalktı üstümüzden. Şampiyon öncesi 4 puan mı alsak çıkar mıyız falan diyorduk. 6 puan aldık. UEFA'nın bu saçma sistemi sağ olsun. Portekiz maçı da iyi geçse neredeyse lider çıkacaktık ama onlar ayrı hikaye. İyi oldu, iyi oldu. Ne kadar favori varsa onların hepsinden kaçtık. Organizasyon şemasının kura ağacını sağından sağından gittik. Yok Fransalar, İspanya ile Almanya'yı birbirine kırdırdık. Hepsi diğer tarafta kaldı. Hepsini konuşuruz zaman içerisinde ama milli takımın son 16 turuna kalma coşkusunu bir konuşalım. Turnuvanın İlk etabı geride kaldı. Ben ona intibak etabı diyorum. Çünkü UEFA yanlış bir sistemle kötü bir turnuva düzenliyor. Ama bizim de gerçekleri görme şansımızın olduğu bir uyum sürecini geçirmiş oldu. Onu konuşalım. Sonuçta taraftarıyız milli takımın ve mutluyuz. Taraftarı demişken sponsorumuz Paribu'yu da hatırlatalım. Öyle devam edelim. Çünkü biliyorsunuz taraftar fan token denilince akla gelen firma Paribu oluyor. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın fan tokenlarını listeliyor. Sadece bir fan token şirketi değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunu da biliyoruz. Siz de Paribu'ya üye olup 7 milyondan fazla kullanıcısı var. Onlara dahil olabilirsiniz ve 150'den fazla kripto para seçeneği var. İncelersiniz, bakarsınız. Başlayalım. Güzel insanlar. Taçan, sen de hoş geldin. Güzel oldu değil mi? 2008 sonrasında ilk kez çıktık gruptan. O yüzden çok alışık değiliz. Ben turnuva öncesinde bir şey söylemiştim. Hatırlarsınız belki. Bu takıma bir şekilde inanın, güvenin. Yani tabii oyun bunu vaat etmiyor. Planlama bunu vaat etmiyor ama kavgasız, gürültüsüz ortamımız olmadığı için bu kadar oluyoruz. Yine birbirimize girecek bir olay bulduk falan ama işin sonu güzel oldu. Son 16 turunu hep birlikte görmüş olduk. Rakip Avusturya. Ama önce şu Çekya maçı ile ilgili birkaç notu aradan çıkaralım, Avusturya'ya geçelim. Bu maç çünkü rakip için de bizim için de Avusturya maçına da ışık oldu. Mesela bilinmeyen bir bilgi söyleyeyim, Semih Durası sağ olsun. Çekya turnuvanın maç başına en çok isabetli şut çeken takımıydı Almanya ile beraber. Çok bilen yoktur diye düşünüyorum. Çekya deyince sadece uzun top oynayan, bekleyen, size'lı, statik, şutta işi olmayan takım hayal ediyorlar. Değildi işte öyle. Yani o yüzden maçın başında o ilk 15 dakikada müthiş bir baskıyla başladılar. Topu alanda isabetli şut çekti. Biz yavaş yavaş dengeledik, kontrol almamız zor oldu. Prensibimiz hani kaleden oyun kuruyorsak Barış Alper'e, Kenan'a uzun toplar. Ama eğer öne yerleştirirsek İsmail'e, Ferdi'yle, Arda'yla topu dolaştırıp hat kıran pas atmak. Bunu çok güzel yapmadık. Bir 15. dakika var galiba, Arda'nın uzaktan bir şutu vardı. Pası İsmail vermişti. O atak gelişimini daha sık kullanmamız istiyordu Montella. Bunu ben tam Montella'nın arka tarafına, benim oturduğum yer denk geliyordu. 90 dakika boyunca vücut diliyle yaptığı sistemden anladım. Çok fazla bunu yerine getiremediğimiz kesin. Şimdi turnuva başından beri söylüyoruz, Ferdi bu takımın ataklarını rakip alana taşıyan adam diye. Ona sahip olduğumuz için aslında şanslıyız. İlk yarının da en çok şans yaratan topçusu oydu ama sete yerleşirken çok az kullanıldı. Rakipte Barak mıydı, o kırmızı gördü ya. Ona ilk sarıyı aldıran da o yanlış hatırlamıyorsam. Üstüne ikinci sarı kartında da Salih İsmail muhteşem ikili baskı yaparken ona pas atan adama basıp Barak'a pas verilmesini mecbur bırakan yine Ferdi'ydi. Yani Ferdi'ye diyorlar ya, sen söyledin Taçan 50 milyon eder falan. O kadar olur olmazı bilmem ama değerlendi kesin, parlattı yıldızını. O 2018'de hani kulübe gelen çelimsiz ofansif orta saha 6 senede çok güzel noktaya geldi. Neyse, kırmızıdan sonraki senaryo bizim hepimizin ekran başında da sizlerin de çok korktuğu bir senaryoydu. Rakibin 10 kişi kalması kötü bile olmuş olabilir. Bizim de üstümüze çok geldiler. Ama ben niye 10 kişi kalması kötü olur onu söyleyeyim. Türkiye ilk yarı kaçla topla oynadı? %70. Ya %70'ten bahsediyorum. Biz %58-60'ı görünce biraz eli ayağı dolaşan bir takımız. Hücumda biraz verimsizlik yarattı o bize, onu söyleyeyim. İlk yarı sıfır isabetli şut. Niye? Çünkü top sende ama zaten beşli yerleşen rakip iyice derine yerleşti. Alanları iyi kapattı. Sen set oyununu oynayamadın, yerleşik oyunu oynayamadın. Santraforun da yoktu. Haliyle top dolaşıyor sadece ama net şans bulamıyorsun bir türlü. Topla o yüzden oynamak bu santraforsuz düzende bize çok yaramadı. Biz daha denge takımıyız. Çekya'ya karşı da en çok korktuğum senaryo buydu açıkçası. Topla çok oynamak. İkinci yarı tabii belli ki Montella güzel konuşmuş, ikna etmiş. Oyuncu grubu hızlı başladı, isteneni yaptı. İsabetli şut çekemiyorken oyunumuz yavaştı, hızlandıramıyorduk. O hantal rakip defansı sağa sola taşıyamıyorduk ama ikinci yarıyla işler biraz değişti. Devre başlar başlamaz tempo yaptık. Barış Alper'in üstünden çok iyi oyun kurguladık. O da helal olsun. Müthiş deldi geçti sağ kanadı. Bir asisti de güme gitti hatta. Montella'nın iyi yaptığı işlerden biriydi, onu söyleyelim. İlk Gürcistan maçında ilk kez bunu yaptı. Yani Barış Arda yer değiştirmesini işe de yaramıştı. Beklenen bir şey değildi çünkü hani kamuoyunda. İşe yarayınca artık öyle bir alternatifimiz var cebimizde. Çekya'ya karşı da 20. dakika civarıydı galiba. Arda kanattan
forvet bölgesine atıldı. Barış da ikinci yarı ile birlikte tamamen o görevlere adapte oldu. İyi de iş çıkardı. Arda'yı sağda oynatmak oyuncuya da yaramıyor, oyunumuza da yaramıyor. O çok bize yarayan bir senaryo değil. Şunu da hatırlatalım. Peki ya İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu orta sahası? Hani bir hat bulundu gibi gözüküyor ama Hakan diğer maç yok. Yine çeyrek final yaparsak yine bir araya gelecekler. İsmail oynayacak kıvama geldi 65 dakikada olsa, ki söyledi bunu, ifade etti. Yani bir 65 dakika deneyebilirim açık konuşmak gerekirse. Yerime giren abiler de sağ olsun gerçekten müthiş bir performans gösterdi. Bugün sadece ben değil herkes çok iyi bir performans. Top çalması, pas arası yapması, baskı yapması, bayağı sağlam işler yaptığını söyleyebiliriz. Tek ilk yarıda mesela tek bir ikili mücadele bile kaybetmemiş. Sonra zaten sakatlıktan dolayı o enerjisi düştü doğal olarak. Hakan'ı da rahatlattı. Hakan daha önde oynadı vesaire. İki şey dikkatimi çekti. Birincisi Montella oyuncular ısınırken onlarla beraber sahadaydı. Tansiyon ölçme çıkmıştı belli ki. Biraz daha bizim de rahatlatmamız, eleştirilerimizi eleştiri olarak iletmemiz, hakaretamiz tavırlara girmememiz gerekiyor. İkincisi de 90 dakika boyunca eliyle, vücut diliyle sürekli bir memnuniyetsizlik hali vardı. Planlarını çok işletemediğini anladık. Bunu biraz Selçuk Şahin Hoca'dan da gördük. Duran top savunması ve hücumlarında biliyorsunuz baş sorumlu Selçuk Hoca. Sürekli kulübeye geri dönüşünde jestleri, mimikleri memnuniyetsizlik içeriyordu. Zaten Cenk Tosun da maçtan sonra herifler bizi duran topta çok yordu diye bir şey söylemişti. Herhalde bunlar örtüşüyor. Cebinizde kalsın. Avusturya'ya geçelim yavaştan. Mesela o maçta Hakan Çalhanoğlu olsaydı Hakan'a baskıyı biz az önce söylediğim senaryoyla kırmaya çalışabilirdik ama şimdi top çıkarma işi hem Salih'e hem de İsmail'e kalacak. Biraz zor olabilir. Mutlaka önden destek, yardımlar lazım. Maçta Okay Yokuşlu'ya süre verilmesi önemliydi o yüzden. Hani onları da denkleme artık yavaş yavaş sokmak gerekiyor. Okay var, Cenk Tosun var artık. Yaptı. Çok oynamak istiyordum. Bunu basın toplantısında da söyledim. Hazır olduğumu söyledim. Hoca bugün bana şans verdi. Ben de onu utandırmamak adına her şeyimi verdim sahada. Bence esas bomba İrfan Can Kahveci. O da artık son 16'ya yetişecek. Şimdi başlıyor turnuva. Bizim için de şimdi başlıyor. Yükselmemiz için, heyecanlanmamız için doğru, şimdi doğru. Yani bir rüzgar eksikliğimiz vardı. Hafif arkamızı aldık gibi. Bunun etrafına motivasyonu kamuoyu olarak itersek artık hazırız diyebiliriz. Turnuva bizim için yeniden ve yeni başlıyor diyebiliriz. Eleştirilecek yanları yaptık zaten. Son 15 dakika baskı yedik mi? Yiyoruz. Kerem'le Cenk girdikten sonra top tutabildik mi? Hayır. Golü attık ama top kontrolünü sağladık mı? Hayır. Oyuncu değişikliği hamleleri geç mi? Evet. Baskı yiyor muyuz? Evet. Ben Montella'nın ana planını anladım mı? Hala zorlanıyorum. 4 kere taç kullandı adamlar. 2 tanesinden tehlike yarattılar. Biri gol oldu zaten. Hala bu taca çare bulamadık. Kaç sene oldu? Duran topları kullanamasalardı. Orada iyi iş çıkardılar. Provot gibi, Sucek gibi fizikseli yüksel, teması seven, adam yiyebilecek, özellikle Sucek için söylüyorum bunu. Böyle topçular varken orta sahada fiziksel üstünü kurmamız da iyiydi. Onu da söylemiş olayım. Bence özellikle ilk yarı 2 kat fark attık mücadelelerde. O fizikselliği, yoğunluğu yakalamak da güzel. Attığımız gol de çok güzeldi. Barış'ın yine getirdiği top, süper çevirmesi, İsmail'in şut pozisyonu arayan Ferdi yerine önü kapalı diye Hakan'a attığı süper topla gelen gol bence çok güzeldi. Hakan'ın çektiği şut çok güzeldi. Yani plase vursan olmaz bence o gol ama tam köşeye böyle süper de bitirdi. En azından ona da moral olmuştur. Herkesin kaptanı olduğunu hissettiği bir maç oldu. Kamuoyunun da biraz baskısını azalttığı bir maç oldu sanki. Böyle sinir boşalmaları için de güzel rakiplerdir. Güzel akşamlardır, onu da söyleyelim. Avusturya'dansa çekinmek için sebepler var. Adamlar Fransa'nın üstünde lider kapattı grubu. Taş gibi takım. Rakip analizine olağanüstü çalışıyorlar. Ekip sağlam görüyorsunuz. Ralf Rangnick'i biz 3 sene önce falan anlatmıştık. Çok iyi yetiştiricidir. Bu Nagelsmann'lar falan onun elinde yetişmiştir. 60'tan fazla hoca yetiştirdiği söylenen çok büyük bir isimdir. Ama tabii yapı kuran, direktörlükle, yetiştiricilikle ünlüdür ama Avusturya'yla da antrenörlük anlamında da çok iyi iş çıkarıyor. Ekip çok sağlam. Lars Kornetka orada. Şu anki dönemin en iyi rakip analistlerinden biridir. Ryan'in felsefesi zaten çok iyidir. Topu kaybettikten sonra, kayıp sonrasındaki o 5 saniye topu al der ya, ya da topu kazandıktan sonraki 8 saniye çok önemlidir der. Hemen kazan topu ya da kazanınca hiç oyalama, hata sonlandır. Hani Zabitzer'in etrafında şekillenen bir takım var. Çok iyi bir kompakt yapı kurdular. Takım oyunu diyoruz ya biz. Onu çok iyi oturttular. Tüm takımlardan belki daha iyi bir takım bütünlükleri var.
topun arkasında çok iyi beklemek zorundayız. Hata kaldırmayacak bir maç. Takım halinde savunmayı çok iyi yapmamız lazım. Orada sorunluyuz. Topla çok oynarsak ayarımız bozuluyor inancındayım. Ama onlara karşı bu olmaz. Onlar da topu seviyorlar. Top aldıklarında her atakları bir plan dahilinde. Bize göre de anlayış yapacaklarına eminim. Çünkü genel planı rakip analiz odaklı yapıyorlar. Sert bir maç olur. Zor bir maç olur. Sert demişken en çok kart gören takımlardan turnuvalarda. Hani Çekya maçındaki sertliği düşününce hazırlık açısından da güzel oldu inancındayım. Yine Kenan, Arda, Barış'ta fırsatlar, işte karşı ataklar yakalayacağımız bir maç olacağına eminim. Yeter ki biz bilinçli olalım. Aldığımız topları rastgele kullanmayalım. Savunmayı çok öne çıkarmayalım. Daha dengeli olalım. Uzaktan şutla da olsa bir tane atarız diye inanıyorum. Avusturya'yı elersek de Slovenya, Romanya galibi gelecekti ama son anda Hollanda geldi Slovenya yerine. Olsun, çeyrek finalde Hollanda da olur. Adı üstünde çeyrek final zaten. Montella Hoca ne dedi? Bu saatten sonra kim gelirse gelsin fark etmez dedi. İnşallah öyledir. Kralı gelsin inancıyla inşallah konuşuyoruzdur. Bana sorsanız biz underdog kaldığımız rakiplere karşı daha iyi konsantre olup daha iyi futbol planımızı ortaya koyabiliyoruz. O yüzden İspanya, Avusturya arasında bir gidip geldim İspanya mı diye ama onlar da çok güçlüler abi. O yüzden en güçlü Avusturya deyip ben de genel kahir ekseriyete katılıyorum. Öyle bir şey söylüyorum. Yolumuz açık olsun. Turnuvanın sağından o kura ağacının sağından gidelim. Başarılı olalım inşallah. En büyük beklentimiz bu diyeyim. Gözlük için de özür dileyim. Başta söylemeyi unuttum. Çok güneşli bir hava var. O yüzden şöyle konuşamayacağım için gözümü kısarak mecbur kaldım. Kusuruma bakmayın güzel insanlar. Turnuvadayız, takipteyiz. Görüşürüz. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.